Benim geçmişim mağazacılığa dayanıyor. Mağazacılık yaparken Antep mağazalarında işlemlerim olduğunda, gittiğimde, geldiğimde bu işe merak saldım. Bu işe girdim. Adana'da evimizin altında küçük butik bir imalathane kurdum. Tüm belgelerimiz de haciz bu arada. Dedim ki ben bu işi mağazacılık serüvenimden sonra, 12 yıllık mağazacılık serüvenimden sonra bu işi yapacağım dedim. Fıstık bombası %85 fıstıktan oluşur. Yani tatlıların en maliyetli, en lezzetli olanlarından bir tanesidir efendim. Yani ayrıca içinde de tereyağının özünü bulundurur. Tereyağının özü şu şekilde. Sadece bahar aylarında yeşil otla beslenen koyunun sütünden elde edilmiş sade yağ ile üretiyoruz biz bunları. Bunun tescili de bizde, ismi de bizde. Şöyle söyleyeyim, insanlar bunu sevdi. Akdeniz bölgesinde her yerine gönderim yapıyoruz. Hatta Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyoruz. Ceyhan'dan, Osmaniye'den, Mersin'den gelip bu lezzetin tadına da bakıyorlar. Adana içinde biz bunu 75 liraya satıyoruz. Ya bu işi çok sevdiğimizden dolayı ticari olarak hiçbir zaman göremedik. Görmeyi çok istedik ama maalesef bir türlü göremedik ticari olarak. O yüzden maliyetin üzerine minicik bir kar koyup zaten ailemle birlikte yapıyorum ben bu işi. İşçiliğimiz yok, ustalığımız yok. Olmadığından dolayı maliyetleri minimuma indirdik. Adet olarak söylüyorum, tepsi olarak söylemiyorum bunu. 160 tane falan. Tepsilerimiz 8'li ama yani 20 tepsi satıyoruz biz burada. Her şeyde olduğu gibi taklitleri var. Tescili bizde. Yalnız biz bunu şöyle görüyoruz. Buraya dikkat. Diyoruz ki yapanlara müdahale etmeyelim. En azından onlar da işçi çalıştırır. En azından istihdam olur. Zaten formülü reçetesi bizde. Yani formülü reçetesi bizde. Ürünün. Bu kalitede ham maddeyi bulabilmek de çok büyük bir iş. Biz bunun fıstığını daha Barakovasına olgunlaşmadan koparıp yıl boyu stok yapıyoruz. Biz Adanalıyız. Adana deyince akla mangal geliyor, duman geliyor, kömür geliyor. Biz de tatlımızı bunda bağdaşlaştırdık. Çok da memnunuz. Zaten lezzeti çok farklı oluyor. Közde mi pişiyor? Evet, hepsini közde. Hı.